Gece bülteni devam ediyor. Yaşar Kemal, Şafak Pavey, İshak Alaton, Cem Mansur, Yavuz Surgul, Gülse Birsel, Erdil Yaşaroğlu, Soli Özel. Bu iş, siyaset, akademi ve kültür dünyasının önde gelen isimlerini ne buluşturmuş olabilir? Toplum Gönülleri Vakfı'nın Yüz Yüze Yüz Yüz isimli projesi. Gençlerin sivil toplum kuruluşu olan Toplum Gönüllüleri Vakfı, her biri kendi alanında sıra dışı başarılara imza atmış 50 farklı isimle toplum gönüllüsü gençleri bir araya getirdi. Kitap kurdu gençler, hayran oldukları yazarlarla, müzik meraklıları müziğin ustalarıyla konuştu. Ve ortaya arşivlik bir kitap çıktı. İşte o kitabı konuklarımızla konuşacağız ama öncesinde haberimizi bir izleyelim. Yaşar Kemal, Gülse Birsel, Erdil Yaşaroğlu. Kendi alanlarında başarılı 50 seçkin isim tek kitapta buluştu. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşunun 10. yılı için hazırlanan kitapta tüm röportajları toplum gönüllüsü gençler yaptı. Gençlerle ustaları bir araya getiren çalışmanın esas hedefi ise toplumsal barışa katkı sağlamak. Bu kitabın aslında amacı gençler üzerinden toplumsal barışı yaratabilmek. Yaşar Kemal şöyle demiş: asla umudunuzu yitirmeyin gençler. İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratır. Gençler röportajlara gitmeden önce sıkı bir hazırlık aşamasından geçti. İzzettin Çalışlar'dan bir interview teknikleri ve araştırma nasıl yapılırın eğitimini aldılar. Bu kişiler kendi sorularını kendileri hazırladılar. Kimin hangi isimle röportaj yapacağıysa gençlerin ilgi alanları doğrultusunda belirlendi. Röportaj yapmaya gelen arkadaş şöyle bir defa beni araştırmış. Hangi konularda çalıştığımı, son yıllarda özellikle ben nefret söylemi ve nefret suçları üzerine çalışıyorum. Bayağı bir çalışmış, o çok hoşuma gitti. Gizem Girişmen Paralimpik Olimpiyatlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren sporcusu. Ben de işte spor akademisi okudum. Öyle bir ortak bir noktamız vardı. Toplum gönüllüleri imzasıyla çıkan özel eser raflardaki yerini aldı. Satıştan elde edilecek gelir yine toplum gönüllülerinin çalışmaları için harcanacak. Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Tuğba Şaban'la Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Soli Özel gece bülteninde konuğumuz. Efendim hoş geldiniz gece bülteninde. Sayın Özel, müsaade ederseniz Tuğba Hanım'la başlayalım. Şimdi biraz önceki haberde de aktardık. Projenin amacını soracağım. Siz gençler üzerinden toplumsal barışı yaratabilmek diyorsunuz. Biraz açalım mı? Tabii. Toplum Gönüllüleri Vakfı 2002 yılında gençlerin öncülüğünde yola çıkmış bir barış projesi. Kurucu başkanımız İbrahim Betil'in hayallerine bir grup genç üniversiteli ve bizler bir grup yetişkin kendi hayallerimizle eklendik. Gençlere güvendik, gençlere inandık. Bu kültürün, bu toplumun alışkanlıklarına çok yakın değildi. Bizler çok gençlerimize güvenen bir toplum değiliz ne yazık ki. Başlangıçta biraz alışkanlıklara ters geldiği için yadırgandı. Ancak bu 10 yılın içinde toplum gönüllüsü gençler Türkiye'nin farklı noktalarında kendi yaşıtlarıyla, aynı değerlere sahip oldukları yaşıtlarıyla toplum yararına öylesine güzel işler yaptılar, öylesine güzel projeler gerçekleştirdiler ki bütün ön yargıları kırdılar ve bu ön yargıları kırarken kendi ön yargılarını da kırdılar. Çünkü farklı inançtan, farklı kökenden, farklı yerlerden gençler bir arada toplum için iş yaptılar. Onlar kazanmanın mutluluğunu değil de paylaşmanın mutluluğunu yaşamak istediler. Ve başkaları için bir şey yapmanın, diğerken olmanın en güzel örneği oldular. Toplum gönülleri bazen bir gönüllülük okulu gibi diye düşünürüm ben. Bu 10 yılın ardından da duyduğumuz güvende ne kadar haklı ve doğru olduğumuzu çoğu kez anlıyorum. Yüz yüze bu 10. yılın bir kitabı. Biz burada toplum gönüllülerinin yaptıkları işleri değil de yayın kurulu olarak 5 kişilik bir yayın kuruluyla bu kitabı yaptık. Fikir Annesi ilk 2002 yılında yönetim kurulunda bir genç öğrenci olan, şimdi eş başkanımız Mehru'dur bu kitabın. Gençlerin şu anda kazandıkları yaşam duruşları üstünden farklı alanlarda öncü olmuş, yenilikçi girişimler yapmış,
kişilerle söyleşiler yapması. İsimler nasıl belirlendi bu 50 kişi? İsimlerin üzerinde çok uzun çalışmalardan sonra karar verildi. Toplumun değerlerine yakın duran, sosyal veya kültürel veya girişim alanlarında yenilikçi işler yapmış, TOG'a yakın durmuş dostlara birer çağrı gönderildi. Onların hiçbiri de bizi kırmadılar. Hemen tamam dediler. Solide onlardan biridir. Ve kitabı çok sahiplendiler. Tam toplum gönülleri felsefesine uygun bir kitaptır bu diye düşünüyoruz bizler hepimiz. Katılımla gerçekleşmiş bir kitap. Ve bu katılımı bir sosyal medya ağı üzerinden gerçekleştirdik. Gençler ve biz yayın kurulu hepimiz ortak bir şekilde çalışarak bunu yürüttük. Gençlerle sıkı çalışmış. Sıkı öyle gözüküyor. Çalıştık. Hep birlikte derslerine çalıştık. Derslerine iyi çalışmışlar. Toplum gönüllerinin alt ilkesinden biridir ekip çalışması. Sahiden çok anlamlı ve güzel bir ekip çalışması oldu bu. Eşleşmeler de öyle gerçekleşti. Biraz önce söylediğiniz gibi. Bir mimarlık öğrencisi hayran olduğu bir mimarla. Çok güzel, anlamlı bir söyleşi vardır kitabın içinde. Toplum gönüllerinin kuruluş aşamasında yönetim kurulumuzda bir genç olan, bugün başarılı bir yönetici de, bugün genç bir öğrenciyle bu söyleşiyi yaptı. Kitabın... Peki Soli Bey'e dönelim. Sizin röportajcınız sizi nasıl buldu? Nasıl? Uluslararası ilişkilere mi meraklıymış? Nasıl? Yok, size... benim röportajcım doktordu. Fakat o da yani diğer kişilerin de, mülakat yapılan kişilerin de söylediği gibi, o da yazılarımı okumuştu, iyi kötü hayatım hakkında bir fikre sahipti ve çok damardan zaten sorularıyla başladı. Bana göre çok keyifli oldu. Yalnız ben herhalde sıkıcı bir insan izlenim veriyorum ki bana sadece ciddi konuları sordu. Ben şimdi kitabın diğer mülakatlarını okuyunca hakikaten renklilik karşısında sarhoş oldum diyebilirim. Gerçekten pek çok hani tanıdığımızı sandığımız insanın o kadar güzel yönleri ortaya çıkmış ki ben çok keyifle buradaki mülakatları okudum. Kendim ilgi de dahil. Peki gençleri nasıl buldunuz? Şimdi bir kere hepsi zaten en az yanılmıyorsam 2 yıldır toplum gönüllülerinde gönüllü olarak çalışıyorlar. Fakat kendi kariyerlerini de yapmışlar. Zaten hani şu anlaşılıyor, toplum gönüllülerinde çalışmak gelip geçici, sadece gençken yaptığınız bir şey değil, değil mi? Çünkü pek çok kişi toplum gönüllülerinde işini öğrenciyken bitirmiş, kendi mesleğine başlamış. Fakat onlar da hem bu projede görev almışlar hem de belli ki ne duygusal ne de fiili olarak da toplum gönüllüleriyle bağlarını koparmışlar. Bu da bana son derece önemli geliyor. Yani süreklilik de bu şekilde sağlanacak. Hem toplum gönüllülerinin ilkeleri de bu şekilde kendini yeniden üreterek devam edecek gibi. Zaten bu İbrahim Betül hep böyle şeyler yapar, maraza çıkarır filan. Ama hakikaten son derece çok çok önemli bir projeydi. Ben çıktığı zamanı da hatırlıyorum. Betül neler yapılabileceğini çok konuştuydu. Hatta ben de sanırım kendisiyle konuştuydum. Bir şekilde kurucu olmak da istedim fakat olamadım filan. Şimdi 10 yılın sonunda ortaya çıkan tabloya baktığınız zaman kaç kişinin çalıştığına, neler yapılmış olduğuna, bu kadar çok insanın bu kadar içten buna emek vermesine, enerjisiyle katkıda bulunmasına filan, hakikaten 10 yıl önce bir tomurcuk olarak olan çıkmış şey şimdi bir ormana dönmüş, bereketli bir ormana dönmüş diyebiliriz. O ormanı açalım mı biraz Burcu Hanım? Kaç kişiden bahsediyoruz toplum gönüllüleri vaktinde derken? 10 yılda geldiğimiz noktada 110 üniversite örgütlenmesinde 35.400 genç gönüllü, sadece 2012 yılında 844 proje gerçekleştirmişler. Gerçekten Soli'nin söylediği gibi toplum gönüllüsü olmak bizler için bir yaşam duruşu. Sadece gençler için değil, biz yetişkinler için de öyle. Ben de bu 10 yıllık yolculukta gençlerden çok fazla şey öğrendim. Toplum Gönüllüleri Vakfı aslında aynı zamanda bir değişim projesi. Gelişmenin, kendini geliştirmenin, gençler için özgüven kazanmalarını arzu etmiştik ilk yola çıktığımızda. Sahiden öylesine farklı, öylesine güzel şeyler yapan bir gençlik var ki bu Türkiye'de. Umutlarımız aynen Yaşar Kemal'in söylediği gibi her zaman bizimle. Toplum gönüllüleri büyük bir aile gibiyiz biz. Türkiye'nin her yöresinde gittiğimiz zaman çalacak bir kapımız var. Biz yetişkinlerin de, toplum gönüllüsü gençlerin de. Soli Bey, siz nasıl görüyorsunuz gençliği? Hem toplum gönüllüleri vakfı üyeleri hem de derslerde görüyorsunuz. Bir şekilde gençlerle çok iç içesiniz.
şimdi bu projeye ya da bu projeden daha geniş olarak toplum gönüllülerine baktığınızda, nelerin yapılmış, nelerin gerçekleştirilmiş olduğuna baktığınızda, genç arkadaşlara imkan ve inisiyatif verdiğiniz zaman dağları devirebileceklerini görüyorsunuz. Fakat gene Tuğba Hanım'ın başta dediği gibi, buranın kültürü, gençlerin önünü açalım, bakalım onlar ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar filan kaygılarıyla hareket etmeye pek mütemayil değil açıkçası. Karşıtlığa baktığınız zaman da aslında ne kadar güçlü bir enerji kaynağının ne kadar atıl kaldığını görüyorsunuz. O bakımdan üzücü, ama öte yandan da işte önleri açıldığı zaman neler yapabileceğini de görüyorsunuz ki bu da umutlanmak için insana hakikaten çok büyük bir heves de veriyor. Doğruya doğru. Şimdi kitap burada. Daha yeni çıktı. Kitapçılarda bulabilmek, evet, mümkün mü? Bugünden itibaren. Bugünden itibaren dağıtımına başlıyor. Bir de küçüğü mü çıkacak? Evet, şimdi bu büyük formatta ilk yaptık. Fakat o kadar çok talep oldu ki gençlerden, tasarlandı. Şimdi 10 liraya satılan daha küçük formatta 2 hafta sonra da onun satışına başlayacak. Biraz da ipucu verelim mi? Şimdi bunu alanlar ne okuyacaklar? Aslında Söyle Özel söyledi. Çok renkli, çok keyifli söyleşiler var. Ne bulacaklar? Gençler geleceğe dair pek çok düşünce ve farklı öğütler bulacaklar. Bu kitabın içinde beslenme, eğlence, sanat, siyaset, mimarlık, o kadar çok alanda farklı söyleşiler var ki bence sadece gençler değil, yetişkinler de kendileri için çok şey bulacaklar. Bu kitabın içinde yer alan herkes toplum gönüllülerinin farklılıklara saygı ilkesine içten bağlı insanlar. 100 kişinin hepsi ve bütün yayın kurulu, burada olan bizler. O çok önemli. Bence dünyanın ve toplumun bu içinden geçtiğimiz günlerde barışa her şeyden çok ihtiyacı var diye düşünüyoruz. 10 yıl önce çıktığımız yolculuğun çok doğru olduğunu ve daha çok dillendirilmesi için bu kitap. Onun için okunsun istiyoruz bizler kitap. Şimdi meraklısı, merak ettiği ya da sevdiği, uzaktan izlediği insanların kişilikleriyle ilgili bence hakikaten güzel ipuçları alıyor. Bazılarında detay filan da alıyor. Bir de hakikaten de buranın ne kadar renkli bir yer olduğunu da görüyorsunuz. Yani ve üstelik bakacaksınız, soru soranların da kişilikleri tabii sordukları sorularla ortaya çıkıyor. Tiplerine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Fotoğraflar ki çok güzel çekilmiş fotoğraflar. O gözlerdeki parlaklıkları filan veriyor. O bakımdan bence cıvıl cıvıl da bir kitap olmuş. Ki samimi bir çok röportaj değil mi? Tabii. Hem röportajcı hem de karşısındaki kişi açısından. Yani kimsenin şunu söylersem daha iyi görünürüm filan kaygısıyla konuştuğu izlenimini ben şahsen edinmedim. Yani okuduğum diğer 49 söyleşiden bahsediyorum. Peki geliri nereye gidiyor, onu da söyleyelim. Sona gelmişiz. Toplum Gönüllüleri Vakfı'na. Nelerde kullanılacak birazcık? Toplum gönüllüsü gençlerin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde bu kullanılacak bu kitap. Bir kez daha söyleyelim. Bugün itibariyle kitapçılarda yüz yüze yüz yüz. İsim de tekerleme gibi. Evet. Ama herhalde içeriği tamamen veriyor. Evet, yüz yüze oturan, biz nasıl şimdi sizde yüz yüze oturuyorsak, orada da her bir söyleşide iki kişi yüz yüze oturdu. 50 söyleşici, 50 toplum gönüllüsü. Ortada keyifli bir iş çıktı. Tamamen kendi, aynen Söylü Bey'in söylediği gibi, kendi içlerindekini paylaştılar. O bizim için çok anlamlı, çünkü toplum gönüllüsü olmak öyle bir şey. Peki Tuğba Hanım, ben Söylü Özel çok teşekkür ediyorum Gece Bülteni'ne katkınız için. Sağ olun. Kısa bir araya gidiyoruz Gece Bülteni'nde, saat başında devam edeceğiz.